Nazarlık diyelim. Tekrar açtım çünkü. Tamam, şimdi güzel. Merhaba. Nasılsın? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Senin sesin gelmiyor ama bize. Şu an geliyor mu? Şimdi geliyor, evet. Aha. Peki karantina nasıl gidiyor? Yani karantinam çok kötü geçiyor diye ama aslında. Şu an iyi mi? İyi. Karantinam çok kötü geçiyor diyemem aslında. Karantinaya en yakın arkadaşımla beraber girdim. O da Zümrüt, Adana'dan geldi. Bir de uzun süredir ailemi göremiyordum milli takımlardan dolayı. Yaz tatillerinde sürekli çalıştığımız için çok gelemiyordum Antalya'ya. O yüzden şu an iyi oldu benim açımdan. Yani sıkıcı geçiyor biraz uzun bir süreç olduğu için ama güzel. Bugün herhalde belli olacak bir şeyler. Saat 3'e toplantıya girdiler ama bakalım. Evet, bekliyoruz. Bugün belli olur diye düşünüyorum. Peki kilo aldın mı hiç? Veya formunu koruyabildin mi? Formunda bir sıkıntı olmadı ama ister istemez tatlı vesaire yediğimiz için, evde olduğumuz için. Yani ama antrenmanlarla falan idare ediyoruz. Peki. Basketbol tanışma hikayenle başlayalım. Nasıl başladın? Basketbola ilk başlama hikayem şöyle oldu. Aslında ben bunun öncesinde atletizmle uğraşıyordum, koşucuydum. Yani koşudayken de bireysel bir spor olduğu için ve kendimden büyüklerle yapıyordum. O yüzden hani takım sporuna geçmek istedim. Yani takım sporu da basketbolu sevdiğime karar verdim. Sonra spor okuluma gittim. Ya, spor okulundan şansımı çıkardılar. Bir takıma geçtim. Oradan BOTAŞ'a geçtim daha sonrasında. Böyle başladı. Kaç yıl sonra BOTAŞ'a geçtin? Başladıktan? 2-3 sene sonra geçtim sanırım. Basketbola çok geç başladım bu arada ben. 12 yaşında başladım. Evet, 12 yaşında başladım basketbola. Daha sonrasında 2 ya da 3 sene sonra sanırım 2017 senesinde BOTAŞ'a geçtim. Altyapıya geçmiştim ilk başta. Öyle oldu. Peki. Milli takımlarda da oynadın. Hangi yaş gruplarında oynadın? Kaç kere milli oldun? Onları sayar mısın? U16'da oynadım. Geçen 2 sene önce. Bir de geçen sezon U18'de oynadım. Bu maçta. Peki sezon nasıl geçti? A takım adına konuşalım. BOTAŞ adına. Biraz herhalde çalkantılı bir sene oldu. Başladı sene. Yabancılarınız gitti. Üstüne ayrılan Türk oyuncular oldu. Cansu gitti. Nasıl oldu bu sene? Biraz çalkantılı galiba. Yani bu sene için yani takım açısından biraz kötü oldu. Takım içinde uyuşmazlıklar oldu. Her kulüpte olabilecek sorunlar bunlar. Koçumuz ayrıldı. Evet, anlaşamadılar. Yönetimle alakalı kararlar verildi. Yani bunun üzerine çok yorum yapmak bana düşmez açıkçası. Onların problemi olarak ama yani kendi adıma konuşmak gerekirse bu sezon için benim çok ciddi süreler bulduğum bir sezondu. Yani kendimi açıkçası Süper Lig'de bulduğum bir sezondu. Yani benim için iyi geçti denilebilir. İyi değerlendirdiğimi de düşünüyorum. Peki Süper Lig'de oynamak diğer liglere göre tabii ki daha zor ama en çok seni zorlayan ne oldu? Yani en çok zorlayan fiziksel açıdan aslında çok zorlanmadım. Ama mental olarak biraz zorlandım ilk başta. Bir de İster istemez kendinden büyükler olduğu için çok stres oluyor. Yani biraz o konuda zorlandım. Kimler destek oldu sana? Takımda tecrübeliler var tabii. Evet, ablaların hepsi çok destek oldu. Hepsi çok iyi insanlar. Ya, yabancılar bile çok destek oldu. Hiç o anlamda bir sorun yaşamadım. Peki forma numaran kaç? Onun anlamı nedir? Söyleyebilir misin? Forma numaram 10. Ama herhangi böyle bir anlamı yok. Sadece o numarayı sevdiğim için ve bana uğur getirdiğini düşündüğüm için. Lider bir numara olduğunu düşünüyordum. O yüzden ilk başta onu seçmiştim. Güzel. Öyle de devam ettim. Peki basketbolda senin en belirgin karakter özelliğin hangisi? Seni sen yapan. Basketbolda hırslı olmam derim. Ve bırakmamam, yani mücadeleyi bırakmamam.
Zararını görüyor musun peki çok hırslı olmanın? Kendine Evet. zarar veriyor mu? Evet. Bazen yani bazı dönemlerde sinirimi yani kendimi kontrol edemediğim zamanlar oluyor. Yani hırslı olmanın bu açıdan biraz zararı oluyor. Peki Süper Lig'de oynadığın hangi yabancıları beğendin? Kendi pozisyonunda oynayan. Zambrosili'yi çok beğendim. Sonra Pelin Bilgiç var. Onu çok beğendim. Yani çok fazla var. Kendi takımımızdaki abluları da beğeniyorum. Kelsey'yi oynuyor muydun? Efendim? Kelsey'yi nasıl oluyordun? Evet, onu da çok çok seviyordum. Karakter olarak da çok seviyordum kendisini. Döner inşallah Türkiye'ye. İnşallah. Mısır'a gitti de hatırlıyorum en son ama inşallah oralarda bir yerlerdedir hala. Yani. En son nereye gitti bilmiyorum çünkü. Umarım gelir. Şeypedi'yi gördüm bir maçta. Şeyde oynadı. Fenerbahçe'ye karşı oynadı. Evet. Euroleague'de ama şeyden haber yok. Kelsey Mitchell'dan haber yok. Sesimiz oluyorsa ne olur geri dön. Seni çok seviyoruz. Peki kaç boyun şu anda? Kaç yaşındasın? 17'sin değil mi? 18'i doldurmadın da. 7 yaşındayım. Ha? Boy. Boyum 80 şu an. Yani uzamadıysam uzamamışımdır büyük ihtimalle ama. Kaç numara giyiyorsun peki? Ayakkabı. Ayakkabı 42 numara giyiyorum. 42. Güzel. Tamam o zaman takımla ilgili bazı sorularım var. Sana ablalarını kırmazsan sorayım. Tabii ki. Tamam, sonra kızmasınlar sana. Yok. Tamam. Peki takımınızın en çalışkan oyuncusu kim? En çalışkan Frida Eldebrink diyebilirim. Örnek aldığım da bir insan kendisi oyun olarak. Frida derim. Hiç ikizine böyle bir arada geldi, karıştırdınız falan oldu mu? Evet, ben Botaş'a ilk geldiğim sene Çukurova, hangi takımdaydı, takımın adını hatırlamıyorum ama Yenikliydi galiba. Samsun'daydı galiba. şampiyon oldukları yakın da üniversitesi Yakın da oldu, yakın da aynı. da oynuyordu. O zaman karşılıklı maç yapmıştık. O zaman şey yapmıştım. Karışıyor. Böyle bir karmaşıklık oluyor yani. İkisi çok benziyor çünkü. O zaman görmüştüm. Tamam. Peki senin aklında ezberlediğin kaç tane set var? Onu sorayım. Hatırlıyor Ezberledim. musun? Sen bir de iki takımı ikine ezberliyorsun değil mi? Hem A takımı ezberliyorsun hem de gelişim takımı var. Evet, iki set, ikisi de aklımda çoğu ama bütün setleri zaten biliyorum ama şu an aklımda olan çok hatırladığım isimlerini söyleyeyim. Bu kaç tane bildiğini söylesen bana yeter. Yani çok fazla setimiz var. A takımda sürekli bir de set değiştiriyorduk. Bütün takımlara göre farklı setler de konuluyordu. Ya şu an aklımda bir 20 tane falan set vardır. Tamam. Peki takımınızın en inatçısı kim? En inatçısı A takım için. Yani bilmiyorum aslında bu biraz zorlayıcı bir soru ama Kesinlikle. ben de çok inatçı bir insanım bu arada. İnatçı olmak bir açıdan güzel. Sen Bilemedim. o zaman seni seçiyoruz. Kendim söyleyeyim. Tamam, hiç yakma kimseyken kendini söyle. Zoom Basketbol, hoş geldiniz Enver Hocam. Sudanaz Biktiş de bu arada genç bir oyuncu, şehit öğretmenlerde oluyor. Ona merhaba demiş, ona da merhaba diyeyim kardeşime. Ses yok dediler ama kimde yok? Şu ana kadar gelmedi öyle bir şey. Ses yoksa yapsınlar lütfen. Benim sesim bana geri geliyor. Şu an ben sizi duyuyorum. Başka kimse de aynı problem yoksa sana özel olabilir bir kapatıp aç istersen nehir. Devam ediyoruz. Peki takımın en sinirlisi kim? Takımın en sinirlisi Melis abla galiba. Yani sinirli açısından aslında öyle kötü anlamda değil ama sinirli biraz. Cansu Göktaş sinirli miydi? Evet. Ya aslında sinirlilik yani oyun içinde tabii ki de sinirlendiği noktalar oluyor herkesin. Oyun içinde sinirliydi yani. Peki takımda en bonkör kim? Eli açık böyle ablalardan. Ya hepsinin bonkör olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bunun için de kesin bir şey söyleyemem. Kesin mi? Kesin. Tamam. Çok sıkıştırmayalım seni. Tamam. Takımın en şık giyineni kim peki? En şık giyineni şu anki
Yani şu an Melis abla diyebilirim. Onun giyinişini beğeniyorum, tarzını beğeniyorum. Melis Gülcan'ı söylüyorsun, tamam. Evet. Murat Başkanım geldi, hoş geldiniz Sayın Başkanım. Peki senin en sevdiğin, en iyi anlaştığın arkadaşın kim aslında? Yaşıtın oyuncular var takımda. Sana en azından yakın olanlar var. Tam yaşıt yok da. Evet. Ya Işılay'la Erdenay, Senay. Hepsiyle çok iyi anlaşıyorum. Ya onların hepsini seviyorum. Ya en iyi anlaştığım onlar var tabii ki. Kendi yaşıtımda olduğu için, genç oyuncu oldukları için. Ama ablalarla da anlaşıyorum. Melis ablayı mesela çok iyi anlaşırım. Severim. Melis ablana söyle, şu yanıma gelsin artık. Senay Hanım'ı da her adı geçtiğinde hatırlatıyorum. Çünkü güzel bir şey yaptı. Burhaniye'den yetişme kendisi. Bu sene Burhaniye takımının giydiği formaları o yaptırmış. Bence böyle şeyler örnek olmalı herkese. Helal olsun diyorum. O zaman da paylaşmıştım. Şimdi de söylüyorum. Hatta galiba evet, kendisi de buradaymış. Ona da bir merhaba diyelim. Peki devam ediyoruz. O da arkadaşın kim deplasmanlarda? Senay'la kalıyordum. A takım deplasmanlarında Senay'la kalıyordum. Ben Senay Hanım şeyde, Ataşehir'de resim çekilmeye çağırmıştım. Biriyle ısınıyordu. Sen miydin o ya? Yanındaki sendin galiba. Sendin. Siz evet, ısınıyordunuz. Ben eli saldım. Senay türüne geldi. Resim çekildik biz. Evet, olabilir. Evet, sendin doğru. Rica ederim Senay Hanım, ne demek. Sizi de bekleriz yanımıza Senay Hanım. Tamam, devam ediyoruz. O da arkadaşınızı da aldık. Peki senin beğendiğin genç oyuncular kimler? TKB'den de söyleyebilirsin. Hani senin yaşına yakın yaşlardaki hangi oyuncuları beğeniyorsun? Süper Lig'den de söyleyebilirsin. Süper Lig'de bu sene Sude Yılmaz'ı beğeniyorum. İyi bir performans gösterdi bence. TKB'den de Salih Amandıracı'yı söyleyebilirim. Kendisini de çok senden severim. Sonra yayında. Evet. Senden sonra yayında kendisi. Ona da getiririm selamını. Derin Erdoğan'ı söyleyebilirim. O da iyi bir oyuncu. Bu sene de çok iyi performans gösterdi. Aklımda şu an onların performansları var iyi diyebileceğim. Botaş'tan peki kimleri beğeniyorsun? Gençlerden özellikle gelişim takımında beğendiklerin kimler? Gelişim takımında Zeyno Işıl Şeren'i beğeniyorum. 2003'lü ve çok iyi. Zeynep Budak, onu beğeniyorum. Ben de. Burcu'yu beğeniyorum. O da çok estetik bir oyuncu. Sana Banks'i de soracağım, en sona bırakıyorum onu. Tiara Banks'i soracağım, sana en sona bırakıyorum. Sercan Kor demiş ki Mersin'den selamlar, sevgiler, geleceğin yıldızı, Türkiye'nin gururu Pelin Hanım. Teşekkür ederim. Okumasak taş oluruz. Senay Hanım'ı tebrik ediyorum, helal olsun. Sercan bak, böyle örnekleri sen de ya canım kardeşim. Sen zaten böyle şeyleri seven bir arkadaşımsın. Böyle güzel insanlar duyulsunlar. Helal olsun tekrar. Devam ediyoruz. Allah göstermesin ama yaşadığın en kötü sakatlık. Yani çok şükür çok kötü bir sakatlığım olmadı şimdiye kadar. Yani en fazla diyebileceğim bilek burkulması diye stabil olarak, yani sürekli bel spazm ağrılarım oluyor. Onları söyleyebilirim. Yoksa çok kötü bir sakatlığım olmadı çok şükür. İnşallah bundan sonra diyelim olmasın. İnşallah. Tamam. Sen nerelisin bu arada? Antalyalıyım. Şu anda Antalya'dayım. Antalya'dasın. Havalar nasıl orada? Burada bugün biraz açtı İstanbul'da ama iki gündür kötüydü. Çok güzel buralar. Yani dün yağmur falan yağdı iki gündür falan ama şu an güzel. Erkan Eriş de bu arada gelmiş, merhaba demiş. Vedat Akçal da Türkiye'nin gururu demiş. Teşekkür ederim. Biraz Melisa, benden bahsedebilir mi acaba demiş Melisa Hanım. Buyurun. Bahsedeyim. Yani çok iyi bir abla bir kere kendisi. Yani bana çok destek olduğunu söyleyebilirim. Çok iyi bir insan. Yani basketbol sahasında da çok yardımcı oldu bana bu sezon. Sağ dışında da beraber olduğumuz zamanlar oldu. İyi bir insan kendisi. Çok sevdim. Tamam. Sercan Kor diyor ki Türk oyuncularımız çok yetenekli, çok kaliteli. Sonuna kadar güveniyor ve inanıyoruz. Türk basketbolunun geleceği gururları Türk kadınlarıdır. Türk insanı her şeyi başarabilir. Ben Türk oyuncularına sonuna kadar güveniyorum. Eyvallah kardeşim, inşallah. Neslihan İnan demiş ki gururla alkışlıyorum demiş sana. Annem. Merhaba Neslihan Hanım. Elimden geldiği kadar yapıyorum abimşe. Biliyorum kardeşim, sen de çok çabalıyorsun, farkındayım. Böyle güzel örnekleri sen de yaşsan, sana da ihtiyacımız var çünkü. İleride kendini nerede hayal ediyor? Ozan Pural sormuş. İleride kendimi tabii ki ilk ettim. A milli
forması giymek. Ondan sonraki hedefim, yani Amerika'da oynamayı isterim. Women NBA'de oynamayı da isterim. Bu yani hedeflerim. Will'in karakteri yüksek, çalışkan fakat tatlayacakları çok seven bir oyuncu. Mert galiba bu. Tamer mi? Tamer. Tamer abi. Tamer Bey. Aa! Evet. Tamer Bey ben... Merhaba diyeyim, tanımıyorum, kusura bakmayın. Yani tatlı yiyecekle çok sevdiğimi... Ya söyleyeyim. İftar şey olmasa, Ramazan olmasa soracağım aslında. Ben eve bartıp ne yedim falan diye de şimdi iftar diye soramıyorum. Yoksa onları soruyorum mesela. Hani bu kadar kendini kaybedip en çok ne yedim falan diye. Abartı. Şimdi iftar diye soramıyorum. Kusura bakma yani. İftar vakti gelmedi diye. Yok, girmeyelim oralara. Çok yiyorum çünkü ben de bazen kendim oluyor. Ama azalttım şu an öncesine kadar daha kötüydü. Ben de çok yiyordum. Mideyi verdik Ocak ayında. Artık midemiz yok. Bir şey yiyemiyoruz. Sercan diyor ki abi burada valinin yazısını okumasaydın olmazdı. Ben Sercan'a şey diyorum. Mersin valisi. Onu söylemiş. Geleceğin yıldızına İzmir olarak selamlar. Gülsoy Torgut demiş. Teşekkürler. Vallahi o kadar çok şey var ki seninle gurur duyuyoruz. Benim var Süleyman Özçelik official. Gülçelik pardon. O kim? Kuzenim o da. Kuzenim. Annen merhaba demiş, sağ olsun. Güzel. Oğuz Tuna Erdoğan demiş ki Women NBA veya NBA'de favori oyuncusu var mı? Varsa kim? Charles Gray bir kere çok örnek aldığım bir sporcu. İlk sene Botaş'a ilk geldiğim sene de Charles Gray vardı burada. Yani onu çok beğeniyorum. Diana Taurasi, o da çok beğendiğim bir oyuncu. Bunlar... Zeynep Budak demiş ki Pelin abla idolümsün demiş. Teşekkür ederim Budakcığım. Şimdi döneceğim. Zeynep'e sordum yayında idolün kim diye. Cevap vermiştir kesin. Onu bulacağım, sana çıkaracağım şimdi bakayım. Seni mi demiş? Tamam. Karantina günü onu sorduk Berat Bey. Forma numaranızı sorduk. Sercan geç kalıyorsun yayından, sonra aynı soruları soruyorsun bak. Sürekli ip atmıyor musun, doğru mu? İp mi? Evet, Tuğçe Aziz söylüyor. Sürekli ip atmıyor diyor. Evet, yani ip atlamayı severim. Hani geliştirdiğim için. Yapıyorum. Tamam. Işılay Eğin diyor ki ev arkadaşınız Işılay diye biri var Pelin Hanım. Ondan da bahseder misiniz acaba? Evet. Işılay benim ev arkadaşım. Işılay ile yani bahset. Yani çok iyi birisi Işılay. Evde uyumluyuz. Anlaşırız. En son niye kavga ettiniz evde mesela? Ne için ettiniz? Ya öyle genel olarak evde kavgalarımız olmadı. Yani sadece hep gülerek yani sabah genelde Işılay çok pozitif bir insan olduğu için bağıra bağıra sabah kalkar hepimizi uyandırır. Yani çok neşeli bir insan bir kere. Yani o pozitif herkese yansıyor. O yüzden çok güzel. Severim yani Işılay'ı da çok severim. Sena Hanım da şey söylemiş. Pelin Hanım deplasmanlarda odaya tatlı kaçırıyor mu sorabilir misiniz? Evet. İspiyon geldi. Sena ile beraber yapıyorduk. Beraber. Asya Yılmaz demiş ki Pelin abla mevkin ne ve oynamayı en çok sevdiğin set? Güzel soru. Mevkini evet. Biliyoruz ama yine de söyle. Mevkim ne? Mevkim for 2 ve 3 numara oynuyorum. Oynamayı en çok sevdiğim set yani genelde böyle trans setlerini daha çok severim. Daha çok spacing hani kendi spacing odaklı setlerimizi daha çok severim. Tamam. Devam ediyorum o zaman. Basketboldan kazandığın ilk parayla ne aldın hatırlıyor musun? İlk parayla ayakkabı, basketbol ayakkabısı almıştım. Onu hatırlıyorum. Evet. En iyi örnek abla, Azla Erçelik demiş. Teşekkür ederim. Ya normalde genç oyunculara en iyi beşlerini sormuyorum ama söylemek istersen Süper Lig'den bir beş yapar mısın bize? Vedat Akçal sormuş. Ya biraz çekiniyorlar gençler çünkü ama. Şöyle bir kural koyayım, sen rahat et. Botaş'tan olmayacak. Tamam. Şöyle diyebilirim. Kia Stokes derim. Hı-hı. Güzel. Ya da 4 numaraya Kia Stokes derim. Tamam. Kia Von derim 5 numaraya. Von bu sene yok ama. Kia Von şeyde oynadı Elazığ'da. İlk sezon Elazığ'da. Sezon başında orada mıydı, ben hatırlamıyorum. Öyle, tamam öyle. Doğru sen mi say? Tamam, sıkıntı yok. Yok derim. Gart bir olarak... Gart söyle. Gartlardan kim beğeniyorsun? Kim diyeyim? Olcay Çakır. Tamam. İki numara Işıl mı? İki numara
Evet, Işıl ben diyebilirim. Ya da Ya bir de forvet söylediğimi kurtardık bugüne. Gayet Işıl ben de diyebilirim. Forvet diyebilirim. İki numaraya da ya hepsini çok beğendiğim için şu an seçmek zor. Çünkü Süper Lig'de çok yetenekli oyuncular var. İki numaraya da Pelin Bilgiç koyabilirim. Onu çok beğeniyorum çünkü. Belki çok yakında bizde olur Pelin Sen yarın çok uzağa gitme. Buralarda ol. Artık açıklamıyoruz. Bir gün öncesine kadar. Türkiye'nin gururu olacak. Mehmet abi söylemiş. Mehmet GS. Türkiye'nin gururu olacak. İstikbal vadeden çok büyük bir basketbolcu. Milli takım için gurur duracak bir karakter. Ya seni çok seviyorlar ya. Maşallah. Yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Asya Yılmaz demiş ki en unutamadığım maç hangisi abla demiş. En unutamadığım maç, yani bu sezon için konuşursam, bu sezon için Elazığ maçı diyebilirim. Elazığ maçında çünkü benim çok ciddi süre aldığım bir maçtı ve çok iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum. İyi iş yaptım. Ve kazandığımız maçtı. Güzel bir maçtı. Bu maçı söyleyebilirim bunun için. Remzi demiş ki ortaokul arkadaşlarım okulda hep basketbol oynardı. Buralara kadar geleceğini sen ortaokul arkadaşımsın Remzi. Evet. Buralara kadar geleceğini aklımdan bile geçirmedim. Helal olsun başarıların devamını dilerim diyor. Teşekkür ederim. Peki Remzi ne yapıyordu sen hatırlıyor musun ortaokulda? Yani hatırlamıyorum. Tamam. Sporla İyi, peki tamam. Geleceğe çok parlak yıldızımız. En tanıdığı maç sorduk. Pelin ailemizin gururlusun çocukluğum benim. Sinan Mehmet demiş. teşekkür ederim. Peki. Hangi ayakkabı giydiğini sormamıştık değil mi? Evet, Bakıyor. sormadım. Hangi ayakkabı giyiyorsun? Uzun yani 2 senedir falan KD giyiyorum. Onun tabanını attım yani. O hoşuma gidiyor. Kepez'in gururu Pelin Karakuzum Leyla Karadeniz demiş. İlk Kepez'de spor okulunda başlamıştım demiştim basketbola. O da Leyla teyze de orada çalışıyordu. O yüzden yazmış. Teşekkür ederim Leyla teyze. Maça çıkmadan önce yaptığım bir şey var mı uğur olarak? Yani Totem. bir totemim yok ama yok yani öyle bir belirli bir totemim. Sadece sağ ayakla falan girmeyi alışkanlık olarak onu yaparım. Peki bir maçta en fazla sayı asist ürettiğin maçı hatırlıyor musun? Yani en fazla ürettiğim maçı hatırlamıyorum. Ama geçen sene Beşiktaş maçı vardı. Türkiye Şampiyonası'nda Çanakkale'deydi sanırım. Onu da çok hatırlamıyorum ama o maçta çok sayı üretmiştim. Onu hatırlıyorum. Ama ne kadar olduğunu falan çok hatırlamıyorum açıkçası. Peki. Senaryoyu bekliyor ki Pelin Hanım'ın antrenmanlarda bana bakıp kahkaha atmasının sebebi nedir? Niye böyle bir şey yapıyorsun? Çünkü çok donuk Senay. Yani çok donuk Evet. bir. O yüzden bazen bir de dışarıda bir esprimiz falan genelde çok gülüştüğüm bir insan. Çok güleriz yani Senay'la. O yüzden bazen görünce gülüyorum. Aynı şekilde o da. Mehmet GS demiş ki Sena Hanım ve Işıl'a yanımda istiyoruz Evren Bey. Onlar da müthiş bir yetenek ve karakterler. Onlar da istikballerimiz. Seve seve çıkarız. Sena Hanım'a yazdım diye hatırlıyorum ama görmedi galiba. Bir konuşuruz Sena Hanım'la sonra. Sena Hanım'a çünkü yazdım hatırlıyorum. En yetenekli eski takım arkadaşım daha yolu açık olsun. Başarıların devamı dilerim. Ece Varis demiş. Evet, o da Botaş'ta oynuyordu. Altyapı senesinde ilk geldiğim sene buradaydı. Teşekkür Vedat Akçal diyor ki en zorlandığı maç. Bu sene en çok hangi maçta zorlandınız Botaş olarak? ederim. Fenerbahçe maçı tabii ki de. Ataş'ı. Evet. Ben maç dedim bu arada. Anladım. Tamam. Geçiyoruz. Dövmen var mı hiç? Efendim? Dövmen var mı hiç? Yok, hayır. Dövmem yok. Dövme yok. Evet. Düşünüyor musun? Yani düşünüyorum aslında ama biraz zor bir karar benim için. Çünkü olursa çok özel bir şey olması gerekiyor. O yüzden uzun süre düşüneceğim bir şey bu. Hemen karar veremem buna. Tamam. Son top ile hiç maç kazandırdın mı? Sercan soruyor. Yani son top ile hiç kazandırmadım ama sonlarda sayı attığım maç sonunda eşitken sayı attığım oldu. Peki hiç böyle sana çizilmemiş bir basket atıp da sonra azar işittiğin oldu mu koçtan? Evet. Ben Niye? hata yaptığım zamanlar oldu. İlk altyapı senesinde özellikle.
Antrenörümüz İlker Gözenerliydi bu arada. Yani kullandığım oldu öyle topları. Sayı yatıramazlar işittin yani. Evet. Peki. Sen de iz bırakan koçlara da bir sayı istersen hazır konuşmuşken. Kimlerle çalıştın? İlk başta ilk basketbola zaten Akademi Spor Kulübü'nde Umut Aşureciler var. Onu da basketbolu çok sevmiştim. Onun ismini söyleyebilirim. Bana ilk basketbolu alıştıran antrenör o. Ondan sonrasında Ender Kaya bu sezon gitti ama onun ismini de söyleyebilirim. Çünkü bana çok destek oldu, yardımcı oldu bu konuda. Bana çok şey kattı o da. İlker Gözenerli kesinlikle. BOTAŞ'a geldiğim, geliş antrenörümüz bu arada. BOTAŞ'a geldiğimden beri ben onun elindeydim zaten. İlk altyapı senemde olarak. Çok çok yardımcı oldu bana. Yani bayağı bir şeyler öğretti. O yüzden onların ismini söyleyebilirim. Başka iz bırakan Zafer abi bu sene geldi. Çok kısa bir sürede beraber olmamıza rağmen bana çok fazla şey kattığını söyleyebilirim. Çok iyi bilgili bir antrenör zaten. Çok hayal, evet. Evet. Peki şu gelişim takımına dönelim. Ya gelişim takımındaki psikoloji ne durumda? Hani onlar çünkü ne yaparlarsa yapsınlar düşme ihtimalleri var belli sebeplerden dolayı. Çünkü üstteki takım aşağı doğru düşerse onlar da mecburen otomatikman bir alta düşecek. Belki kapanacak. Yani oradaki psikoloji nasıl? Ya oradaki psikoloji şöyle. Sonuç olarak gelişim takımı. Yani A takımın düşmesi ya da çıkması çok önemli değil. Onlar amaç zaten gelişmek. Yani oyuncuları geliştirmek. Antrenörler de bu açıdan düşünüyor. Düşebilir, çıkabilir. Yani bu kesinliği olan bir şey değil. O yüzden ne olursa olsun maç oynuyoruz sonuçta. Maça göre değerlendiriyor herkes. O yüzden hani düşecek zaten bırakalım diye bir söz hiç olmadı. Hep yok, anlamda söylemedim. Şunu düşünüyorlar mı ya? Bir karamsarlık var mı ya? Hani sonuçta çünkü yani siz düşme potasında değilsiniz TKB'de ya. O takım daha doğrusu düşme potasında değil. Ama belki üstteki takım düşerse onlar da mecbur düşecekler. Ya hiç öyle düşünmedik yani. Biz maçı çıktık. Sonuçta zaten kendi gelişimimiz önemli olduğu için maçı oynadık. Öyle bir karamsarlık olmadı. Peki Banks'le yaşadığın en komik anını bize anlatır mısın? Bir daha söyler misiniz? Banks'le yaşadığın en komik anın. Banks'le yaşadığım en komik anı. Tierra'yla. Tierra. Yani şunu diyebilirim. Sağ içinde değil ama sağ dışında deplasmana gidiyorduk. Hangi deplasman olduğunu hatırlamıyorum ama çok fazla böyle açım diye bağırdığı için. Evet, ve ben de sürekli fotoğraflarını falan çekip dalga geçiyordum. Diye bağırıyordu. Ya yani onları söyleyebilirim. Çok komik anlardı onlar. Peki, yabancılarla nasıl anlaşıyor? Yabancı dili nasıl diye soruyorlar. İngilizce biliyor mu? Ya İngilizcem çok üst seviye diyemem. Ama basketbol sahasında ya anlaşabiliyorum. Anlaşabildiğim kadar. Öyle çok üst seviye diyemem. Ben de öğrenmeye çalışıyorum. A takıma ilk geçtiğini öğrendiğinde tepkin nasıl oldu diye soruyor Asya Yılmaz. Şöyle oldu. Yani zaten ilk BOTAŞ'a geldiğim zaman da 3 sene öncesinde A takımın içinde bulunuyordum. Ender abiler beni sürekli antrenmanlara çıkıyordu. O ortamı alıştırmışlardı yani. O ortamı biliyordum. O antrenmanlara çıkıyordum. Sonrasında işte 2 sene sonra bu sene daha tam olarak sözleşme imzaladım A takımla. Geçen sene de maçlara çıkıyordum ama. Hani o yüzden bir anda çıkmadım yani. Sürekli içindeydim. Ortamı biliyordum. Sadece bu sene tam olarak adapte oldum A takıma. Böyle. Yine Mehmet Bey sormuş, demiş ki Pelin Hanım bu çıkışın neye bağlıyor? Müthiş bir çıkış yakaladı. Çok yetenekli ve ilerisi için çok büyük bir oyuncu olacak. Bir kapasiteye sahip, helal olsun, yol açık olsun demiş. Teşekkür ederim iyi yorumlarınız için. Bu çıkışıma ilk başta ben şöyle diyeyim. İyi antrenman, kesinlikle iyi antrenman ve özgüvenli bir insanım. Özgüven diyebilirim. Yani maçlara mesela ilk çıktığım A takım maçlarında, ilk süre aldığım maçlarda daha takımda Ender abi bana şans verdiği zamanlar olmuştu. Yani o zamanlarda biraz stres yapıyordum, heyecanlanıyordum tabii ki ama sürekli yani özgüvenimi yüksek tutmaya çalışıyordum. Hani kendimi düşünmemeye çalışıyordum. Tabii ki hata yapacağım, genç oyuncuyum. Bunun bilincindeydim.
O yüzden çok sıkıntı yaşamadım bu açıdan. Yani bir anda alıştım yani. Tamam, peki biraz basketbol dışında sorulara geçelim mi? Tabii. Biraz eğlenelim biraz da. Eğlenelim. En sevdiğin il hangisi? Yaşamayı en sevdiğin il. Kesinlikle Antalya. Kendi memleketim zaten. Peki en çok basketbol oynayan, bunları unuttum onu soracağım. Basketbol oynamayı en çok sevdiğin salon? En çok sevdiğim salon, Kayseri'nin salonunu çok sevdim. Atmosferini neden bilmiyorum ama potalarını da çok sevmiştim. Kayseri olması. Evet, gördüm. Kayseri'nin salonunu çok sevdim. Oynaması tamam. Peki en zor deplasman hangisi? İstanbul'daki veya atıyorum İstanbul dışındaki? Fenerbahçe. Fenerbahçe. Evet. Tamam. Peki hangi korkundan kurtulmak isterdin fırsatın olsaydı? Hangi korkumdan? Kapalı alan ve karanlık fobim var. Yani karanlıkta kapalı alanlardan korkuyorum. Hı-hı. Yani bu fobiden kurtulmak çok isterdim. Tamam. Peki kilitlendiğin bir şey var mı? Kilitlendiğim? Bir şey oluyor böyle kilitlenip kalıyorsun. Yok, hayır. Öyle bir şeyim yok. Takıntın var mı? Yani takıntım, simetri takıntım var. Yani böyle bir şey yapıyorsam eğer onlar eşit olmalı. Ya da bir yazı yazıyorsam o düzgün olmalı yani. Bu takıntım var. Tahmin edemediğim sesler. Yok, hayır, yani ödeyeceğim şeyleri yerim bir kere. Işık sesler, bir de tiz sesler diyebilirim. Şu tırnak sürtme sesleri. Öyle sesleri hiç sevmem. Yemek şapırdatma seslerini falan. Bunlardan hiç hoşlanmam. İnternetten en son ne satın aldın? En son kot ceket satın aldım. Tamam. Doğum gününde sana hediye olarak ne alınırsa sinirlenirsin. Ya bir hediyeye sinirlenmem. Hani çok sonuçta düşünülmüş. Bir tane bir bebek alıp getirse sinirlenmez misin yani? Ben çocuk muyum yani? Şey diyebilirim. Hani şaka icablı yapılan şeyler. Yani örnek vermeyeyim ama şaka olarak hani yapılan bir şeyler. Bir emzik falan alsa. Biri sinirlenirsen herhalde değil mi? Öyle şeyler diyebilirim, evet. Tamam. Peki. Külçerisi olmadığını biliyorsun ama prensin bir tanesi elinde ayakkabıyla sana doğru geliyor. Evet. Şansını dener misin? Hani ulan bak belki olur falan diye. Yoksa direkt yok ben almayayım der misin? Yok, almam. Kesin mi? Kesin. Peki hiç beğenmediğin bir yemeği yiyip de çok beğenmiş numarası yaptın mı? Yani öyle bir şey yaptığımı hatırlamıyorum ama eğer öyle bir durum olsaydı da beğenmiş gibi yapardım. Çünkü karşımdaki kişinin kırılmasını istemezdim. Bu konuda bence. Öyle düşünüyorum. Yani kötü yaptın. Tamam. Beni çok kötü yapmışsın demezdim. Tamam. Hiç ortam içerisinde berbat bir espri yapıp utandın mı? Hayır. Ama kötü esprilerim de olmuştur mutlaka. Utanmadım ama kötü esprilerim olmuştur yani. Tamam. Toplu taşımada yer vermemek için uyuma numarası yaptın mı? Yok, bunu yapmadım. Bunu yapmam. Kesinlikle bunu yapmam. Tamam. Peki böyle yarım ağızda söylediğin herhangi bir hesap senin üstünde kaldı mı bir masada? Ya ben öderim diye yarım ağızda söyledin ama kimse yanaşmayınca hesap senin üstünde kaldı. Hiç öyle bir şey yaşadın mı? Hayır. Şey mi, hesap ben ödeyeyim mi demiyorsun yoksa senin üstünde mi kalmıyor? Yok, hayır, yani ödeyeceğim şeyleri yerim bir kere zaten. Birini ödetmek için. Hayır. Öndemiyorum. Hayır. Mesela bir masada oturuyorsunuz 4-5 kişisiniz. Tam kalkılacak. Ya durun ben öderim der yani bir tanesi. Sen de öyle bir yarım ağızda söyledin. Kimse de orada olmadı, hesap sana kaldı. Böyle bir şey yaşadın mı hiç? Yok, yaşamadım ama ödeyemeyeceğim şeyleri de söylemem böyle yani. Tamam, anlaşamadık. Geçiyorum. Maçlarda seti unutunca ne yapıyorsun? Maçlarda seti unutunca yani spacing'e uyarım. Yani spacing olarak doğru yerde durmaya çalışırım. Başıma da geldi böyle şeyler A takımda. Stresten özellikle unuttuğum zamanlar oldu. Yani spacing'de kalmaya çalışırım. Zaten bir kişi seti bozunca, seti unutunca büyük yani bir set bozuluyor. O yüzden herkes spacing'de kalmak zorunda kalıyor. Ona uyardım. Tamam. Survivor'da en gıcık olduğun kişi kim?
Mert ve Nisa galiba. Özellikle Nisa. Çünkü... Evet. Katılıyorum Nisa. Peki, Starbucks'taki kahveleri bize ezbere sayabilir misin? Yani Starbucks'ta genelde ben filtre kahve ya da filtre kahve içerim. Diye onun dışında white mocha, frappuccino, mocha, diğer mocha söyledim onu. Başka Berry Hibiscus falan onlar kahve değil gerçi ama. Hayır onlar evet. Yani bunları söylerim. Tamam, dört. Devam ediyoruz. Sen küçükken evde bakkala kim gidiyordun? Küçükken, yani kendim gidebileceğim yaştayken. Hı hı. Ben giderdim hep. Çünkü peki. Tek çocuk bendim. Ha, senin kardeşin yok. Ya kardeşim var ama çok küçük yani o. O zamanlar küçüktü. Ben giderdim o yüzden. Peki hiç ismini hatırlayamadığın birisiyle yarım saat sohbet edip çaktırmadığın oldu mu? Evet oldu. Nasıl idare ettin durumu? Yani açıkçası söylemek de isterdim ama hani böyle bir durumda söylemek istenir tabii ki ama hani ayıp olmasın diye söylemediğim zamanlar oldu. Konuştum öyle. Oldu yani, idare ettim bir şekilde. Birkaç kez yaşadım bu durumu. Ayşe Gülçek demiş ki her markete gidenle o da giderdi. Bakkala gitmeyi seviyor musun sen? Evet, o benim halam. Yani çok fazla giderdim markete. Herkesle beraber giderdim. Aynı Neslihan Hanım da demiş. Çok severdi bakkalı diye. Neslihan Hanım da söylemiş. Evet, evet. Sen Yüzüklerin Efendisi'ni seyretmedin değil mi? Yok, seyretmedim. Tamam, bu soruyu sana sormam. Frodo ile ilgili bir şey soracaktım ama onu sana soramıyoruz o zaman. Geçiyorum. Tamam. Peki, hiç basketbolda pes ettiğin oldu mu? Yani basketbolda ya zorlandığım tabii ki de çok fazla yer oldu. Hı-hı. Ama pes etmedim. Hep mücadeleye devam ettim. Peki üç büyüklerden bir teklif gelirse tuttuğun bir takım var mı? Onu soracağım aslında ama. Üç büyüklerden bir teklif gelirse kimden gelirse gelsin kabul eder misin? Yani kendi tuttuğun takımdan başka bir takımdan gelse mesela. Yani duruma göre değiştir ama hangisini istediğimi mi soruyorsunuz? Yani hı-hı, hangisini Fenerbahçe'ye gitmek isterdim ben. Zaten Fenerbahçeliyim. Hani şey olarak, futbol olarak Fenerbahçeliydim. Hı-hı. Çok ilgilenmem aslında futbolla da ama. O yüzden hı-hı, Fenerbahçe'ye gitmek isterdim. Peki, altyapı oyuncularına sen gelişim takımında da oynuyorsun, A takımda da oynuyorsun aslında. Onlar için çok iyi bir örneksin. Senin tavsiyelerin neler olur? Benim tavsiyelerim kesinlikle bir rol modelleri olmalı hayatlarında. Örnek alabileceği bir insan olmalı, bir abla, büyük. Ona göre kendilerine bir hedef koymalılar. Mesela ben A takımda oynayacağım deyip o hedefe göre çalışmalılar. Bunu diyebilirim küçüklere. Peki okul ve basketbol ayrımını sen nasıl yapmıştın? Ya okula, ya ben 9. sınıftan beri aslında okula giden birisiydim. Yani okula bağım çok iyiydi. Sonrasında BOTAŞ'a geldiğim zamanda da iyiydi aslında. Önem veriyordu BOTAŞ. Sürekli okula gidiyordum. Derslerimi ihmal çok etmiyordum ama tabii ki A takıma çıktığım zaman bu biraz döndü yani. Bu iş biraz döndü. Çünkü antrenmanlar, maçlar ve Euro Cup'ta da oynadık bu sene. Yurt dışı maçları da olduğu için okul çok ihmal oldu. Yani o yüzden ayrım çok fazla gidemedim okula. O yüzden de basketbolda da iyi yerlere gelmek istediğim için İnşallah. Böyle bir seçim yapmak durumunda kaldım. Mehmet Bey şey söylemiş. Mersin'den sevgi ve saygılarla Türkiye'mizin ileride çok büyük gurur duyacağı büyük oyuncu olacak. Büyük karakter, yeteneği, azmi, hırsıyla müthiş bir karakter. Saygı duyulacak bir oyuncu. Helal olsun, yol açık olsun demiş. Çok teşekkür ederim. O zaman senden son olarak taraftarlara, BOTAŞ'taki arkadaşlarına, BOTAŞ camiasına mesajlarını rica edelim. Taraftarlara mesajım, ilk olarak kesinlikle kadın olduğumuzun bilincinde olarak saygılı bir şekilde tezahürat etmelerini söylerim. Bravo. BOTAŞ'a mesajım, BOTAŞ'a mı dediniz? Evet, kulübe, camiaya. Kulübe mesajım da bu süreçte dahil bana çok destek oldular. Antrenörlerim olsun, yardımcı antrenörler olsun. Herkes çok destek oldu. Hala da destek olmaya devam ediyorlar, arıyorlar, soruyorlar. Onlara teşekkür ederim bunun için.
ve destekleri için teşekkür ederim. Yani bunu söyleyebilirim. Peki, yayınıma katıldığın için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İnşallah keyif almışsındır sen de. Evet, çok keyifli oldu. Teşekkür ederim her şey için. Sağ olasın. İzleyen herkese de çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. Akşamlar.